Göze alamazsın o kadar adi olmalısın. Bak, bak bu Malphite'la bak. İmkanı yok. Ama çok iyi bir noktada bu şampiyon geldi. Bak. Alabileceği çok iyi ultiler var. İyi bir noktada bu şampiyon geldi. Her şey Silnamb'ın üzerine Fenerbahçe kazandığı maçı. Maç diyorsun. Net diyorum bak o kadar. Silnamb bu koridor aşamasını trollemesin bu maçı taşır. Günün başında Silnamb'ın alabileceği gerçekten ultiler çok iyi. Saye Zerken öyle bir şey yapamayacak Akali ile çok büyük ihtimalle. Sadece ultiler değil bir... Oncan da üst korda orada agresif oyuna devam ediyor. Tabii çalıya da bıraktığı kontrol totemi daha güvende hissettiriyor onu. Ve ilk ejder dakika 7'de 1907 Fenerbahçe'ye gitti. Tabii ki de oradaki en büyük sıkıntı tecrübe puanı alamamak hani. Evet, alamet alındıktan sonra tamamen Erramir'in haritanın üst kısmında olmanın emin oldular. İkinci barikat. Svalt koridorda Kriyas hayaleti kullandı. Sıçra geldi şimdi oradan. Güzel bult ama iyi de bir cevap geliyor. Karşı baskın geliyor. Bu arada ışınlandı gelecek. İlk an Kaori'ye gitti. Çok az canlı bir Kriyas var. Kriyas alacak. Silnamb. Saez. Bakalım devam edecek mi? Saez rakibinin arasına girdi. Şimdi gasp edilen bir ulti var. Silnamb da Akali ultisini aldı orada. Saez çok az canlı kaçmaya çalışıyor. Saez kaçtı. Üst korda orada da birebir oncan da o skor alıyor ama kuleye düşecek. Saez çok az canlı kurtuldu oradan. 3 ekip değişim ve alt koridor alamet kullanılıyor. Burada 2 barikat daha gelecek. Yalnız Silnamb pozisyon dışı kalmış olabilir. Kriyas geldi buraya. Erramir'in manası çok az. Sparzon'u korumaya çalışıyor. Erramir'den zamanında bir sıçra ve Sparz'dan güzel hamle ama Sparz'ı kim koruyacak? Muhtemelen kimse. W'su gelmek üzere 3 saniye var. Üst koridorda Oncan bayağı bir zaman buldu. Bilinmezlik küresini o şekilde de bırakabilir Morello'yu tamamlamadan. Fenerbahçe burada savaşmak istiyor. Gerçi Ornn devreye girdi. Yukarıda Saez geldi. Oo, Jinx ultisi. Ama alabilecekler mi? Bakalım. Alır ya. Voli 1 alır onu bence. Deneyecekler mi? Şu an orada o gözü korumak adına her şeyi yapıyorlar. Saçart olm yok mu? Saçart olma girip ultiyle çıksa. Arkada var gibi. Varmış. Bakalım. Yine üstüne gelecek hedeflerden kendine güven almak için. Şimdi Silnamb. Burada Ragnar'ın üzerine doğru gidiyor. Ornn ultileri kullanıldı. Karşılıklı olarak bitkinlik de geldi. Havayı savuruyor orada Ragnar rakibi ama kral katili bir kez daha döndü. Ve orada 3 kez kullanınca bu yeteneği canını çok iyi yeniledi Silnamb. Üst koridorda Oncan. Bakalım burada Silas tabii gasp edici ulti de çok önemli. Muhtemelen Ornn ultisini almak isteyecektir. Gerçi bir önce kullandı ama bir önce kullanış hemen alamaz. Alistar ultisini aldı burada. Kullanmak isteyecek Oncan araya girdi şimdi. Sparz kendi hala pozisyon arıyor. Sparz 2 kişiyi tuttu. Oncan vakit kazandırmaya devam ediyor ama Oncan düşecek mi? Ardından sıçrayla takip etti onu Saez. Yine bir değişim ama ardından bir skordan geliyor. Sparz düştü. Kaori burada pozisyon almaya Jinx çalışıyor. Nerem'in de pozisyonu iyi. Just kaçtı. Ragnar ön tarafta tanklamaya çalışıyor. Ragnar'dan de bir sıçra. Şimdi Kaori'den argesi boyun. Kaori skoru getirdi burada. Saez Erramir'i kovalıyor. Havaya savrulan bir isim var. O isim de Nerem'in. Ve ikinci ejder. Burada orman girişinde Erremir'in yakalandığını gördük. Erremir ultiyle birlikte çıkmak istiyor ama o çıkarken Sparz girdi. Hasar yetecek mi Nerem'in bakalım. Orada heyecanlanacak Nerem'in. Akali olabildiğince Nerem'in uzaklaştırmaya çalışıyor. Just kaçtı. Silnamb'ın üzerinde hala kullanabileceği bir Ekarim ultisi var. Şimdi Ekarim ultisi kullanıldı. Arka tarafta korkutulan bir Kaori var. Hasar vermeye devam edecek. Kaori şimdi ultiyle birlikte içeri girdi. Anında bitkinlik geliyor Nerem'in onun üzerine. İki skor alsa da Kaori. Ardından Baron buraya kadar altını Nerem'ine gidiyor ve devreye girmek için burada doğru koşuyor ama yeterli olmayacak sanırım. Herkesin canı Astriel. Kriyas burayı deneyebilir. Silnamb rakibinin üzerine gitti. Kral katiliye inanılmaz bir can çarpı yeniliyor. Çarpı kullanmak zorunda kaldı diye gördüm orada ama canı yenilendi. Attı değil mi? Aynen, tamam. Bir an çarpı kullandı ama yani gömü buldu adeta Nerem'in. Bolivir. Erramir. Kriyas'ın üzerine doğru gitti. Kriyas ulti kullanmak durumunda kalabilir. Hala saklıyor. Ocağın çarşısı da boşa kullanılmış oldu burada. Şimdi onların ellerinde ornitsi var. Bakalım nasıl kullanacaklar. Bakalım üst korda orada ayrı kittirmeden artık vazgeçiyor Saez. Saez geri yok. Dönmesi lazım. Saez geri dönmek. Hayır devam ediyor. Saez geri dönüyordu ama bozduysa dönüşü bunu gören Fenerbahçe bakalım devam edecek mi? Evet Saez'i gördükten sonra devam etme kararı aldılar. Ornn ultisi aslında burada kullanılabilir ve kullanılıyor da. Havayı da kararttılar. Oncan ultiyi de kullandı. Saez hala dönmüştü. Şimdi geri dönüş animasyonunu gerçekleştiriyor. Nerem'in pozisyonu arıyor kendine. Hekarinden gelen bir ulti var. Arka tarafta
korkutuldu orada Eremin. Spars dök etti oraya Spars. Alan hasar gelmeye devam ediyor burada. İlk skor geldi. Heyecanlandı İkinci skor da istiyorlar. Ama Ragnar uzaklaşacak buradan. Kule bitebilir, oyun bitebilir, baron var. İki skor geldi şu anda 3'e 5 durumdalar. 1907 Fenerbahçe geriden geldi. Fenerbahçe finale doğru ilerli 3'e 5 durumdalar. Sinan kule altına girdi. Zonyası kullandı orada. İlk Nexus kulesi taşımış durumda. Saiz'in Ceraz. Just geliyor orada. Neremin vurmaya devam ediyor. Fenerbahçe finale doğru ilerliyor hem de. 1907 Fenerbahçe. 2-0 geriye düştü bu takım 2-0'dan. 3-2 yapıyor 1907 Fenerbahçe.